Değerli İl Genel Meclis Başkanım, değerli başkan yardımcılarım, siz değerli Güzide basın mensuplarımız, ilimizin sesi, temsilcileri kardeşlerimiz, öncelikle 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramınızı tebrik ediyorum. Dün bir program vesilesiyle Ankara'da olduğumuz için sizlerle birlikte olamadık. Bu sebeple de özür diliyorum. İnşallah nice basın bayramları göresiniz diye temennide bulunuyorum. Sözlerimize başlamadan önce Suha Şahin kardeşimizin rahmetli annelerine de başsağlığı diliyorum. Allah geride kalanlara hayırlı ömür versin. Annemizin de mekanını cennet eylesin diyorum. Başta Surusaray ilçemizde dün saat 23.20 civarında 4 şiddetinde deprem oldu. İlçemize ve ilimize, memleketimize geçmiş olsun. Cenab-ı Allah başka afetler göstermesin. Temennilerimi de iletmiş oluyorum. Değerli kardeşlerim, başta İslam coğrafyasına yapılan zulümlere atıfta bulunarak giriş yapmak istiyorum. Filistin'de yaşanan zulmü hepimiz yakından takip ediyoruz. Bizler bir arada olamadığımız için İslam coğrafyası İslam ümmeti adına bu zulümlere karşı dik durmakta zorlanıyoruz. Dik durmaktaki kastım şu, oradaki zulmü durdurmaya zaman zaman etkimiz az oluyor. Sabah gelirken bir haber özetine baktım. Netanyahu denen zalimin Amerikan meclisindeki sanki zafer kazanmış komutan, düzgün, edepli, insan haklarını savunan bir insan gibi karşılanmasını da şiddetle kınıyorum. Değerli kardeşler, dün Ankara ziyaretimiz süresince Artova Zile grup yolumuz tokadımızın kanayan yarası idi. Başta Anayasa Komisyon Başkanımız Yusuf Beyazıt Bey'e, Milletvekilimiz Mustafa Aslan Bey'e, Milletvekilimiz Cüneyt Aldemir Bey'e ve Strateji Daire Başkanımız hemşerimiz olan İbrahim Şenel Bey'e ve en başta da Ulaştırma Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu yükü özel idaremizin sırtından alarak inşallah daha kullanılabilir bölgemize, halkımıza hizmet edecek bir yol ağına geçmesinde emeği geçen tüm kardeşlerimize de şükranlarımı sunuyorum. İl Genel Meclis Başkanımızın ve meclis üyelerinin de destekleriyle bu konu sık sık gündeme getirildi ve özellikle milletvekillerimizin etkin çalışmaları sonucunda bu pandemi sürecinin yansımasında tasarruf tedbirlerinin yoğun olduğu bir dönemde bu kararın çıkması ilimiz adına gerçekten kıymetli bir olaydı. Hepsine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşler, dünkü toplantımızın, Ankara'daki ziyaretimizin, toplantımızın ana maksatı hem bu konuları istişare etmek, ilimizle alakalı birlikte yapabileceklerimizi konuşmak, bizim teşkilat bazında ilçe danışma meclisi toplantılarımızı tamamladık. Ve 4 Ağustos gününde de il danışma meclisimizi yapacağız. Bu konuda dün davet etmek üzere genel merkeze teşkilat genel başkan yardımcımız, teşkilat başkanımız Erkan Kandemir Bey'i davet ettik. Sağ olsun, o da bizleri onurlandırdı. Allah izin verirse 4 Ağustos'taki il danışma meclisimizde ilimize teşrif edecekler. Bu vesileyle bir mini anekdot da belirtmiş olayım. O gün saat 14'te il danışmamız başlayacak. İl danışma meclisi toplantımız sonrasında da Allah hepinize yaşatsın. Kendi oğlumun da bir düğünü olacak saat 7'de Beyaz Köşk'te. Sayın başkanlarım orada da bizleri onur etmek adına yanımızda olacaklar. Şimdiden
Eğer gaflete düşüp de hata falan yaparsam değerli basın mensuplarımızı da davet etmiş olayım. Değerli arkadaşlar, bizim bugünkü toplantımızda çok uzun zamandır biz 2-3 seçimin yoğunluğundan bazı istişarelerde geciktiğimizin farkındayım. Bizim 14 Mayıs mıydı? 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta başlayan genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimimizin yoğunluğunda bu görev bizlere tebliğ edildiği için yaklaşık 1,5 yıllık görev süremiz boyunca bizler sürekli adaylarla, aday belirlemeyle, sahayla, teşkilatlarla hep iç içe olmak durumunda kaldık. Siz de takdir edersiniz, bu yoğunlukta zaman zaman bazı ihmallerimiz oldu. Bunda teşkilat adına yapılan hata varsa lütfen onu şahsıma sayın. Sizlerle istişare bizim için gerçekten kıymetli. Çünkü sizler bizim sesimizsiniz. Eksik yaptığımız konularda lütfen yüz yüze, telefonla her türlü bizi düzeltebilirsiniz. Bu konuda imtina etmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Son 1,5 yıllık süreç içerisinde en çok dikkat ettiğimiz, özveriyle çalıştığımız konu şu arkadaşlar. Uyumlu, ahenkli, birlikte çalışabilen, biat değil, ittifak ederek çalışabilecek ekiplerle yola gitmeye çalıştık. Allah da bize bunların çoğunu nasip etti. Özellikle şahsınızda kendisi burada olduğu için ifade edeyim. Şu an 3-3,5 aylık süreçte Ali İhsan Gürel Başkanım, İl Genel Meclisi Başkanımız sıfatıyla son derece istişareli bir şekilde vekillerimizle, yerel yönetici başkanlarımızla, teşkilatlarımızla düzenli bir şekilde istişare edip fikir alışverişinde bulunarak yol almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu uyumu, ahengi ilimiz adına bozmamaya, bunu kimsenin yıpratmamasına elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bizler özür dilerim. Bizlerin amacı ilimiz için daha güzel, daha verimli hizmetleri getirebilmek adına gücümüz neye yeterse, elimizden ne geliyorsa kanımızın son damlasına kadar ilimize hizmet edebilmek adına çalışmamıza devam edeceğiz. İlimize hizmet eden kim olursa olsun siyasallaştırmadan elimizden geleni yapacağız. Ben size mini bir anekdot belirterek sohbet havasında geçmesini istediğimiz toplantımıza devam edelim. Değerli arkadaşlar, biz ittifak ortağıyız ve bundan da onur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz bu konuya da özellikle destek veriyor ve hassasiyet gösteriyor. Ancak bir konuyu sizlere hatırlatmak istiyorum. Biz ittifak ortağıyız. İktidar ortağı değiliz arkadaşlar. Bakın bu konunun iyi algılanmasını istiyorum. Tokat'ta yapılan hizmetler iktidar eliyle geldiğinin bilinmesini istiyorum. Nokta nokta bazı konulara girmek istemiyorum. Polemik oluşmasına da müsaade etmeyelim. Zile Alaca bağlantı yolunun grup yoluna, para yollarına alınması siz de takdir edersiniz ki iktidarın işi olsa gerek. İlçelerimize doğalgaz getirilmesi siz de takdir edersiniz ki iktidarın icraatı olması gerek. Karayolları ağlarının yapılması sizler de takdir edersiniz ki iktidarın faaliyeti olması gerek. Bu konuyu belirttikten sonra sohbetimize, bilgilendirmelerimize içinizden geldiği gibi devam edelim. Şu kısmına beni yakından tanıyanlarınız bilir. Ben protokol düzenine çok alışkın bir insan değilim.
çok uzak değilim ama yani ondan da çok haz etmem. Eleştiriler de varsa samimi bir şekilde stratejik hamleler yapmadan size samimice cevaplayacağımdan da emin olabilirsiniz. Bizleri kırmayıp bugün de bizleri yalnız bırakmadığınız için, memleketimizin sesi olmaya devam ettiğiniz ve devam edeceğiniz için şahsım ve partim adına, teşkilatım adına sizlere selam ve saygılarımı sunuyorum.